Selamünaleyküm. Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Hepiniz hayırlı akşamlar. Allah sağlık sıhhat versin. Bugün ikinci el piyasasındaki son durumdan bahsedeceğiz. Bu birinci konumuz olacak arkadaşlar. ikinci konumuzda da Altay 6000 km sınırının bireysel satıcılarda iki araçtan sonra üçüncü araçta işlediğine dair bir duyum aldık. Bunu da size paylaşacağız. Üçüncü ve son olarak galericilerle konuştuk. Galericiler Altay 6000 km sınırını nasıl aşacaklarını anlattılar. Fakat şu konu var. Yani siz Altay 6000 km sınırını açsanız ne olur? Artık eskisi gibi değil. Sizin istediğiniz gibi olmayacak. Siz ne kadar isterseniz isteyin sıfır otomobil furyası bitti. Artık bundan sonra her şey eskiye dönecek. Nasıl olacak? Hep birlikte izleyelim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. İyi seyirler. Arkadaşlar birinci konumuz şu otomobil piyasasında ikinci el piyasasında işler bitti. Kesat. Yani otomobiller satılmıyor. İkinci el piyasası durdu denecek kadar az. Bu neden oldu arkadaşlar? Bunun sebebi hükümetin aldığı tedbirlerin şu anda meyvesini verdiğidir. Çünkü ikinci el piyasasında sıfır otomobil fiyatlarının üstünde ikinci el otomobil fiyatları satılıyordu. Bu da otomobil fiyatlarının günlük haftalık aylık olarak çok çok yukarıya çıkmasına sebep oluyor ve otomobil yatırım aracı oluyordu. Şu anda otomobil yatırım aracı olmaktan tamamen çıktı arkadaşlar. Yani yani insanların hepsi bakkalı Kasabı man herkes evet. otomobil piyasasından parasını çekti, farklı yatırım araçlarında şansını denemeye başladı. Yani otomobil satılmıyor, otomobil satılmadığı için ikinci el piyasasında otomobil fiyatları şu anda durdu. Bu durgunluğun sebebi de otomobillerin satılmamasına, çünkü otomobillerin satılabilmesi için bir talep olması lazım, elden ele bir dolaşması lazım. Yani otomobil fiyatları yukarıya doğru çıkıyordu da bu binici otomobil almıyordu ki bu kadar sıfır otomobili binici mi satın aldı arkadaşlar? Şöyle satış rakamlarına baktığınızda binicinin aldığı rakam rakamlar çok düşük rakamlar bu alsatçının galericilerin bayilerin kendi aralarında dolaştığı otomobiller olarak gözüküyordu. Yani otomobilde her şey şu anda bitmiş durumda. Herkes 10-15 Eylül'ü bekliyor. Bu tarihlerde hükümetin açıklayacağı konular çok önemli olacak. Bir kesime göre şöyle diyorlar arkadaşlar. Yani yüzde 25 vergilerde yüksek bir artış olacak. Araçların ÖTV'si artacak. Bunun olma şansı var mı arkadaşlar? %50 ÖTV dilimindeki otomobil %80'e çıktı. Araçların KDV'si %18'den %20'ye çaktı. Yani tutup %100, %105 yapmak biraz bana mantıklı gibi görünmüyor. Bu bence olmayacak gibi. Bir kesimde ÖTV'de bir sadeleştirme. Burada ÖTV'nin sabit olma ihtimali çok yüksek. Belki motor hacmine göre diğer otomobillere bir vergi artışı olabilir. Bu mantıklı gibi gözüküyor. Ama ÖTV'de bir matrat düzenlemesi olursa şu anki otomobil fiyatlarının daha da aşağıya düşmesi sağlanacaktır. Arkadaşlar ikinci konumuz da şuydu. Herkesin konuştuğu bir konu var. Bireysel satıcılarda iki otomobilin haricinde üçüncü otomobilinizi satarken ay, 6 ay bin... 6000 kuralına takılıyor. Bu şu demek anlamına geliyor. Siz bu otomobillerin ticaretini yapıyorsunuz. Sıfır olarak sattığınız için de incelemeye giriyorsunuz. Yani bunun olma şansı var arkadaşlar. Siz sıfır otomobil satarak sıfır otomobil ticareti yaptığınızı kendi kendinize şikayet etmiş oluyorsunuz. Bu da mantıklı gibi gözüküyor. Yani 3 otomobil haricinde 4. otomobili satanların hepsine büyük ceza işlemler uygulanacak. Şimdi gelelim galericilerin durumuna galericiler biz 6 ay 6000 kuralını aşacağız diyorlar. Nasıl aşacaksınız diye sorduğumuzda şöyle bir konuya değindiler. Her yapılan bir uygulamanın bir de açığı vardır. İşte önemli olan bu açığı kapatmaktır. Hükümetin acil olarak buna bir çözüm bulması gerekir. Bir galericinin en az 10 tane akrabası olduğunu düşünün. 10 akrabasının da 2 tane araba sattığını düşünün. 20 tane araba yapar arkadaşlar. Yani 20 araba bunun eşlerini de koyarsanız 40 araba. Çocuklarından bir tanesini koyarsanız 60 araba. Yani bir galericinin derece sıfır otomobil olarak 60 tane otomobil satma hakkına sahip. Bunu vekaletle ya da vekaletsiz de yapabilir. Bu çok problem olmaz arkadaşlar. Yani bu uygulamanın açığı burası. Bunun hükümetin çok acil bir şekilde buna da bir çözüm getirmesi gerekiyor. Ama Unutulmaması gerekenlerden bir tanesi de şu. Sıfır otomobil artık yatırım aracı olmaktan çıktı. Kim istediği kadar gitsin sıfır otomobil alsın arkadaşlar. Yani sıfır otomobil fiyatları yüksek, ikinci el piyasasında sıfır otomobillere muadil otomobillerin fiyatları düşük. Hükümet hala yaptığı uygulamaların denetimini yaparken geç kalıyor. Neden mi arkadaşlar? Sarı sayfaları şöyle bir açın. Bugün bazı otomobillere baktık. Adam 700 bin TL'lik otomobile 90-95 TL aksesuar yazmış. Yani siz bu otomobile aksesuar yazma hakkına sahip misiniz? İlanın başlığında bu araç 700 bin TL yazıyorsunuz. Aracın fiyatına 700 bin TL yazıyorsunuz. İçerisindeki açıklama bölümüne de 95.000 TL'ye fiyatın üzerinde uygularım diyor. Hani biz bir uygulama yapmıştık. Hani biz bunları denetliyorduk. Hükümet der de bu konuda denetimlerini neden yapmıyor? Otomobil fiyatlarının düşmesini istiyorsak bu denetimleri yapmamız gerekir. Eğer bu aksesuar paraları gerçekten otomobilin gerçek aksesuarıysa seramik kaplama, boya koruma, motor koruma, koltuk koruma bunlara alamazsınız arkadaşlar. Yani bunlar otomobille alakası olmayan sizin zevkinize göre yapılmış şeylerdir. Cam film Filmi yaptırmışsınız. Bana ne sök cam filmini kardeşim? Cam filmi, otomobilin gerçek aksesuarı otomobilin sıfır alırken ki olan fiyatına yansıma şansı yok. Hükümet bu konuda bence denetimlerini sıklaştırmalı. Denetimlerinde yavaş kalıyor. Bunun içinde otomobil piyasasında şu anda durgunluk var ama otomobiller satılmıyor. Bu aksesuar parası yazanlara da cezai işlem uygulamalı. Çünkü aldatıcı bir fiyat politikası var. Siz. Tarattırıyorsunuz en düşük ilan olan otomobili almaya çalışıyorsunuz. En düşük ilanlı otomobilin içine girdiğinizde 100-120 bin TL aksesuar parası isteniyor. Yani bu otomobilin fiyatı 800-820 bin TL'ye çıkıyor. Gerçekten bu denetimler olursa otomobil piyasasında çok şeyler olacak. Otomobil fiyatları düşecek. Gerçekten galericilerin telefonu çalmıyor. Bizim de telefonumuz çalmıyor arkadaşlar. İlanlarımıza bakabilirsiniz. En düşük rakamlı ilanlar bizde birçok otomobil var. Farklı farklı modellerimiz var ama Önceki gibi telefon çalma şansı yok arkadaşlar. Yani bu otomobil fiyatlarının düşeceği anlamına geliyor. Kim ne derse desin sıfır otomobil fiyatlarına zam gelebilir arkadaşlar. Şu an kurdan dolayı belki gelmeyebilir. Bu ay Renault zam yapmadı. Bu ay pas geçti. Bazı otomobiller zam yapmışlardı ama onlar da indirim furyasına katılıp otomobillerde indirim. Bakın Renault mesaj gönderiyor. Clio Touch Manuel. Benim kendi telefonumda da mesaj geldi. Sınırlı sayıda indirimli Renault Clio fırsat için bayi arayınız. Biz önceden bayi aradığımızda sen alsatçı mısın? Sen otomobili satacak mısın? Sen bu otomobili ne yapacaksın? Bize otomobil vermemek için, kendi tanıdıklarını otomobil vermek için bin dereden bin su getiriyorlardı. Şimdi nasıl oldu otomobil var hem de indirimli diyorsunuz. Bir de zam yapmadınız. İşte arkadaşlar talep olmayınca liste fiyatının üzerinde de otomobiller satılmayınca olan oldu. Hala otomobil fiyatlarının yukarı çıkmasını isteyen bir kesim var. Onlar ÖTV'de %20-25 bir artış bekliyorlar. Fakat önümüz kış, kış çok sert geçecek arkadaşlar. O yüzden otomobil fiyatlarında önümüzdeki ay 10-15 tarihleri çok önemli. Hükümetin sadeleştirmesi bakalım ne yönde olacak. Bu da otomobil piyasasının yönünü tamamen belirlemiş olacak ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Biz Pandemide bu acıyı yaşadık. Otomobil fiyatları çok yukarı çıktı. Birileri bu pastadan çok pay aldı. Otomobil binicisi çok yara aldı. İnşallah bundan sonra da otomobil fiyatları düşer. Otomobil binicisi için ilerleyen günlerde daha güzel haberler gelir. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olursanız sevinirim. Bu konudaki yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Her şey gönlünüz olsun.